10, 10, 10. Bravo çocuklar, bravo. Nefretinizi içinizde tutmayın. Atın böyle, atın, rahatlayın. Bir de kolye almış o sümüklüye, düşünebiliyor musunuz? Ay ne romantik ya. Böyle kolye falan. Sonuçta şekil çocukmuş bu Azim. Kendine gel. Sen Ozan'la niye uğraşıyorsun ki Kıvılcım? Kötülük bazında mı? Evet, bazında. Bazında. Çünkü Kıvılcım örnek bir kötü. Bana Kıvılcım gibi bir çocuk verin, dünyayı yerinden oynatayım. Vay be, atasözü gibi konuştum. Değil mi? Evet, sonuçta bırak takılmak istiyorsa takılsın. Olmaz öyle şey. Sorun Ozan'ın onu seçmesi değil. Evet. Ozan'ın beni seçmemesi. İşte bu. Ya şimdiye kadar istediğim her şey oldu. Yani isteseler de istemeseler de. Yine olacak. Ozan ne olursa olsun benim olacak. Yani bunu hepimiz iyi biliyoruz. Bebeğim. O benim oyuncak bebeğim. Bebeğimi elimden almasına asla izin vermem. Ya kızlar, bir şey diyeceğim. Biz bu Ceyhun'a yaptığımız hayalet numarasını yapalım mı? Aferin kız. Sümüklü. Sen de kötü olacaksın. Örnek al, örnek. Aa, harbiden süper olur ha. Desenize babaannemin ruhu yeniden canlanacak. Ama korkmazlar mı ya? Bravo. Bakalım bizim kızlar babaannemin hayaletiyle karşılaşınca ne yapacaklar? Na 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 na, Selena, Selena, na 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 na, ni 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 ni. Çok güzel kolyemiş abla. Artık yakında istemeye de gelirler. Dalga geçme. Bu kolye ne anlama geliyor şimdi abla? Şu anlama geliyor Nazlıcığım. Şimdi Ozan seninle sırılsıklama aşık. Eser'in de bu hediyeyi kabul ettiği için Ozan'a karşı boş değil. Leyla! Yalan mı? Aşıksın işte Ozan'a. Aşık, 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 aşık. Selam kızlar. Selena. Nasılsınız bakalım, neler yapıyorsunuz? Bugün gündemimizde aşk böceği Selin'in kolyesi var. Dur tahmin edeyim, bunu sana. Ozan verdi ya, Ozan verdi. Nazlı. Ben bir şey demedim ki. Nazlı. Sevginden utanmamalısın Selin. Sevmek, aşık olmak dünyadaki en büyük sanattır. Aşk mı? Nereden anladın? Aşk, deniz meltemleri gibidir. Sesini duyarız ama nereden nereye estiğini kestiremeyiz. Bak abla, utanacak bir şey var mıymış? Kızlar, benim acil gitmem gerekiyor. Galiba bir yerde yangın falan çıktı, beni çağırıyorlar. Görüşürüz. Hemen geldi, hemen gitti. Kızlar. Ne oldu, ne var yine? Hemen sinirlenme. Ateşkes yapmaya geldik. Sen. Ne var? Kızlar, düşündük ki biz bir oyun oynamaya karar verdik. İsterseniz siz de bizimle oynayabilirsiniz. Ne oyunuymuş bu? Ruh çağırma. Olmaz, ben çok korkarım. Biz oynamak istemiyoruz. Dedim ben size bunlar korkaktır, oynamazlar diye. Siz korkmuyorsanız biz de korkmuyoruz, tamam mı? Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ey babaannemin ruhu. Babaannemin ruhu. Sesimizi duy. Ablacık, ben çok korkuyorum. Korkma Nazlı, bu bir oyun. Hayalet diye bir şey yoktur. Şş, hayaleti kaçıracaksınız. Ey ruh, geldiysen bize bir işaret gönder. Anneciğim, çok korkuyorum. Hadi gidelim ya. Tamam. Ey ruh, geldiysen fincanı hareket ettir. Leyla, sen yaptın değil mi? Maalesef ben yapmadım. O zaman... Ey ruh, geldiysen bir işaret daha gönder. Esna teyze. Ay, suratlarını gördünüz mü kızlar? Ay abla. Öyle bir bağırdınız ki benim de ödüm koptu. Yüreğim ağzıma geldi vallahi. Bütün tepsiyi devirdim, gördünüz mü? Hayalet hala burada. Abla. Tamam Nazlıcığım, yapmayın, Nazlı korkuyor. Ne o?
Oyunumuzu beğenmedin mi yoksa? Abla! Nasıl tavuk gibi korktunuz? Üf, yeter bu kadar oyun. Siz devam edin. Hadi Nazlı. Yeter bu kadar oyun. Hadi bakalım siz şunları toplayın. Ben de buraları temizleyeyim. Ben sana yardım ederim Müstesna teyze. Sağ ol. İşçisin sen işçi kal. Giydi tulumları. Işığı söndürüyorum. Hadi yatalım artık. Ablacık. Ne oldu? Şey, bu gece ışığı kapatmasak, ışık açık uysak. Niye? Hiç. Korkuyor musun yoksa? Şey, Pagze Sultan'ın ruhu gelir diye korkuyorum. Ay Nazlıcığım, yok öyle bir şey. Pagze Sultan ruhu falan gelmedi. Hadi yaz. Gelmedi değil mi? Ay gelmedi tabii ki. Ama fincan niye kımıldadı o zaman? Evet Leyla, fincan niye kımıldadı o zaman? Ay ne bileyim ben. Rüzgardan falan kımıldamıştır. Hadi sen yat Nazlıcığım. Selin, sakin olsan sen de. Zaten korkuyor, daha çok korkutuyorsun çocuğu. Rüzgardan fincan hiç kımıldar mı? Tamam, itiraf ediyorum. Ben kımıldattım fincanı. Gerçekten mi? Hı hı, gerçekten. Hadi yat sen, korkma. Ay Leyla, çok fenasın ya. Söylesene fincanı ben kımıldattım diye. Ödümü kopardım valla. Şey, aslında ben... Yoksa? Ne yapayım? Nazlı korkmasın diye öyle söyledim. Ha, merak etme. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Vardır değil mi? Neyse, yatalım artık. Işığı söndürüyorum. Abla, bu gece ışık açık kalsa olmaz mı? Ya Nazlıcığım bir şey olmaz. Korkma, niye inanmıyorsun? Evet Leyla ya. Nazlı doğru söylüyor. Hani tuvalete falan kalkarsak takılıp düşmeyelim değil mi? Selin, Ozan senin bu kadar çok korktuğunu görmesin. Leyla'cığım Leyla, ne alakası var korkmakla? Yani ben Nazlı korkuyor, o yüzden söylüyorum yani, yoksa hiç... Abla ne oluyor? Neden ışıklar sönüp açılıyor? Yok bir şey Nazlıcığım. O ters düşmüştür. Acaba nedir? Neyse yatalım hadi. Leyla ne oluyor? Anne beni, ben anlamadım ki. Leyla, ses duydum. Sen de duydun mu? Duydum. Ne acaba? Kedidir belki de. Leyla saçmalama, biz benden kedi yok ki. Ay ne bileyim, belki de bir ses sana teyze dolaşıyordur orada. Nazlı. Nazlı. Selin saçmalama. Nazlı! Nazlı! Neredesin? Buradayım. Nazlı ne işin var senin orada? Ne yapayım? Pagze Sultan'ın ruhu geldi diye buraya saklandım. Ay saçmalama Nazlı, hadi gel yanımıza. Bir bakalım. Ay, ablam ne oluyor? Kıvılcım yetmez mi bu kadar? Çarpılacağım diye korkuyorum. Ya tamam bu etap tamam. Ya bak nasıl da korkuyorlar yüzükler. Çok korkuyorlar onları. Kızlar sakın yanımdan ayrılmayın tamam mı? Ama burada ışıklar yanıyor. Şimdi anlarız neden olduğunu. Hadi. Şşşt. Odasının sigortası biraz daha böyle kalsın. Karanlıkta daha çok korkarlar. Bir de hayalet numarasını yaparsak tamamdır. Bizimle uğraşmak neymiş görecekler. Bunların hepsi bir uydurmaymış. Kızlar, hadi şunlara bizimle oyun oynamak ne demekmiş gösterelim. Yürüyün. Girin. Ya ne oluyor ya? Burada özel bir şey konuşamayacak mıyız? Rahat bırakın bizi. Çok özür dileriz. Rahatsız ettik.
ama çok korktuk. Dedim ben size kızlar bunlar tavuk diye. Ama gördüklerimizi görseydiniz siz de çok korkardınız. Az önce çok acayip bir şey gördük. Buraya da sizi uyarmak için geldik. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Kaçalım buradan. Selin, sakin ol. Kızlar, inanmayacaksınız ama demin çok korkunç bir yaratık gördük. Çok korktuk. Bak sen. Ne gördünüz? Yoksa evde bir şeyler mi var? Evet. Hayalet. Aa, Kıvılcım. Doğru mu duyduklarım? Olabilir. Evde böyle ara ara geliyordu zaten. Aa, yine o hayalet olmasın? Ya. Kıvılcım, sen yaptın mı?